Evet, 25 ve 26 Temmuz'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. olağan kurultayı gerçekleşecek sevgili izleyiciler ve il başkanlarıyla kurultaya nasıl hazırlanılıyor bu konuyu konuşuyoruz. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanı Sayın Gönül Özen, internet bağlantısıyla karşımızda. Sayın Özen, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, hoş bulduk. Efendim, tabii 25 ve 26'sında şimdi çok da az bir süre kaldı. Diyarbakır İl Başkanlığı olarak nasıl hazırlanıyorsunuz kurultaya? Özel olarak kurultaya özel olarak yaptığım bir şey yok. Delege arkadaşlarımızla daha önceden konuşmuştuk. Zaten genel başkanımızın arkasındayız. Daha önce bunu genel başkanımıza da gittik, görüştük. Bu anlamda imzalarımızı da, destek imzalarımızı da sunduk. Dün itibariyle Doğu ve Güneydoğu illerindeki il başkanları arkadaşlarımızla yine bir deklarasyon da yayınladık. Genel başkanımızın arkasındayız diye. Delege arkadaşlarımızla da konuşmamız genel başkanımızın listesi. Çünkü bu dönemde elinin en güçlü olması gerektiği dönem olarak düşünüyoruz. Bundan dolayı da ekip çalışmasına önemli olduğunu bildiğimiz için genel başkanımızın listesini destek vereceğiz listesine. Evet, peki Diyarbakır'da vatandaşlar sizinle konuştuğunda, size ulaştığında en büyük sorun olarak neyi görüyorlar? Neleri CHP'nin çözüm bulmasını istiyorlar? Diyarbakır'da vatandaşlar şöyle, ben Diyarbakır'da sahadayım, vatandaşlarla birlikteyim. Onun için hani bana ulaşması diye değildi, biz onlarlayız sürekli, görüşüyoruz. Vatandaşın şu an en önceliği aş ve iş, ekonomi. Dile getirdikleri, esnaf çok dertli, vatandaş işsiz, şu an aş ve iş. CHP'den evet. Bekledikleri, şu an Umut CHP diyorlar ve CHP'den bekledikleri ekonomi. Evet, peki Diyarbakır'a baktığımızda hem ekonomik anlamda soruyorum bunu hem de genel olarak pandemi sürecinden nasıl etkilendiniz? Pandemi sürecinden ağır bir şekilde etkilendik. Çünkü Diyarbakır'da zaten işletmelerin bir küçük ölçekli işletmeler ve kafeler hani daha çok şey... Bu dönemde hepsi kapatıldığı için, restoranlar, kafeler hepsi kapatıldığı için çalışanların hepsi işsiz kaldılar. O anlamda da tabii ki çark dönmedi ve bu süreçte partimize ciddi bir yardım talebi geldi. Biz de bu süreçte onların hepsine cevap vermeye çalıştık, yetişmeye çalıştık. Evet, şimdi tabii... Pandemi sürecinden Diyarbakır'da etkilendi tüm illerde olduğu gibi. Özel olarak vatandaşın size söylediği şeyler var mı? Ne gibi? Pardon. Pandemi sürecinde. Yani destek istedik ancak gelmedi. Pandemi sürecinde hem ekonomik anlamda hem de işte o esnaftan bahsettiniz mesela. Ne kadar çok zarar etti orada vatandaş? Şu an normal hayatına dönebildi mi Diyarbakır'da insanlar? Kısmen döndüler. Yani büyük oranda döndüler. Çünkü dönmek zorundalardı. Özellikle tekstil esnafı çok dertliydi. Çekleri dönüyordu. Kirayı ödeyemediler. Bu konuda çok ciddi şikayetler vardı. Normale döndükten sonra açtılar. Tekrar ziyaret ettiğimde çark dönmeye başladı dediler. Devletin bahsettiği krediyi alamadı birçoğu. Zaten alan 1.000 lira aldı. O da hiçbir derde derman olamadı. Onun için ama şimdi normalleşmeyle yavaş yavaş çarklar dönmeye başladı. En azından işte masraflarını karşılamaya, çalışanlara yani işsiz kalanların bir kısmı tekrar işine döndü. Bu şekilde çark dönmeye başladı yavaş yavaş. Evet, bunu sormamın sebebi Diyarbakır'da son günlerde oran yüksek, Sağlık Bakanı Sayın Koca'nın açıklamalarına göre. O yüzden de aslında biraz sordum, o küçük işletmeler normal hayatına dönebildi mi diye, ama herhalde şu anda normal düzeyde seyrediyor anladığım kadarıyla. Evet, normal düzeyde seyrediyor. İşte kafeler, restoranlar ya da işte tekstil firmaları normal seyrinde devam ediyor. Evet, oran arttı. Daha önceleri mesela yapılan test sayısında pozitiflik oranı %5'ti. Daha sonra bu kısıtlamalar döneminde %2'ye düşmüştü pozitiflik oranı. Ama geçen gün aradığımda yapılan 648 testten 145 tanesi pozitifti. Bu anlamda artış var. Bu da biraz insanların ihmali diyelim. Kurallara uymama, özellikle maske kuralına uymama bu vakaların artmasına neden oluyor.
Evet. Şimdi tabii kurultaya az bir süre kaldığı için daha sık görüşüyorsunuzdur işte il başkanı olarak oradaki muhtarlarla, delegelerle, ama normalde o koordinasyonunuz nasıl ulaşıyorsunuz oradaki vatandaşa? Dediniz ki biz hep sahadayız, onlarla konuşuyoruz. Çözüm odaklı olduğunda toplantılarınızı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? O koordinasyonu merak ediyorum. Şu şekilde örgütten halkla ilişkilerden sorumlu il başkanımız daha çok o koordine ediyor. Muhtarları direkt birebir arayarak geleceğimizi söylüyoruz ve bizden bir istekleri olup olmadığını soruyoruz. Onların da mesela mahallelerinde maddi durumu kısıtlı olan vatandaşımız olduğunu, en azından onlara bir destek sunmamızı talep ediyorlar. Biz de muhtarımızın verdiği liste doğrultusunda tedarik ediyoruz ve gidip orada vatandaşlarımızla buluşuyoruz, muhtarımızla buluşuyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Bizim yapabileceğimiz, çözüm sunabileceğimiz doğrultuda da yanlarında olmaya çalışıyoruz. Direkt muhtarlarımızı arayarak, muhtarlarımızla iletişim kurarak gidiyoruz. Evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu dedi ki biz iktidara gidiyoruz, yürüyoruz ve bu kurultay da iktidar kurultayıdır dedi. Hazır mısınız efendim? Evet, evet hazırız. Gerçek anlamda öyle. Sahada da hani ben de öyle düşünüyorum. Sahaya çıktığımızda bunu görüyorum. İnsanların umudu şu an CHP. Evet. Peki o gün hangi siyasi başlıklar konuşulacak? Sözünüzü tamamlayın isterseniz, buyurun. Yok hani biz sahaya indiğimizde bize olan ilgiden ve bize gelen şeylerden bunu çok açık görüyoruz. Evet. Şimdi tabii o kurultayda pek çok konu konuşulacak elbette. Çünkü ülkemizde gündeme baktığımızda hep böyle üst düzeyde sürekli gelişmelerin yaşandığı bir yılı aslında ortaladık. Dolayısıyla konuşulacak çok konu var. Acaba gündemi ne olacak Cumhuriyet Halk Partisi'nin? Öncelikle ekonomi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü şu an halkın birinci önceliği ekonomi. Ondan sonra baroların bölünmesi olacaktır. Hani sırayla, hani bunu bir sıralama olarak değil de konuşulacak konular olarak söylüyorum. Yani bağımsız, yargı bağımsız olmadığı için yargı konuşulacaktır. Baroların bölünmesi konuşulacaktır. Gazeteciler konuşulacaktır. Bunlar diye düşünüyorum. Evet. Peki son olarak da şunu sorayım. Siz il başkanlığı olarak çalışmalarınızı yürütüyorsunuz ama diğer illerdeki il başkanlarıyla da ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz? Çözüm odaklı toplantılarınızı ne kadar sıklıkla yapıyorsunuz? Şimdi ben zaten 16 Şubat'taki kongrede seçildiğim için ondan sonra pandemi 11 Mart'ta da pandemi patlak verince henüz il başkanlarıyla birebir bir toplantı yapma şansımız olmadı. Bu süreçte zaten bir ay gibi bir sürede parti il binamızı kapatmak zorunda kaldık pandeminin çok yoğun olduğu süreçte. Daha sonra Mayıs ayında pandemi vardı ama vatandaşların bizden talebi çok olduğu için o talepleri karşılama doğrultusunda mecburen biz sahada olmak zorunda kaldık. O süreçte sahadaydık. İl başkanlarımızla zaten WhatsApp grubu var. WhatsApp grubu üzerinden sürekli yazışıyoruz. Gerektiği zaman da birebir telefonla görüşüyoruz. Geçenlerde bundan 2 hafta önce gibi bir genel başkanımızla birlikte bir Zoom üzerinden toplantı gerçekleştirdik. 2 hafta önce de bir Tatvan'da Bitlis İl Başkanımızın davetiyle bir bölgesel toplantı gerçekleştirdik. Peki Sayın Özen, teşekkür ediyorum değerli katılımınız için. Rica ederim. Bu arada ben şeyi de gündeme getirmek istiyorum. Buyurun. Diyarbakır Pir Sultan Abdal Derneği'nin TEDAŞ'a olan elektrik borçlarından dolayı elektrikleri kesikti. Bu süreçte biz Diyarbakır CHP il başkanı olarak ben bir takım kampanyalar yürüttüm. Yurt dışından bir miktar para topladım. Epey bir miktar da Pir Sultan Abdal yetkilileri topladı. Daha sonra TEDAŞ'la olan bağlantıyla hani görüşmeler vasıtasıyla 214 bin liralık borçlarını 21 aydır kapalıydı. Daha önceki borç ve faizlerle toplam 214 bin lira olmuştu. O arada biz bunu 85 bine indirdik. Borcu kapattık.
kapattık ve yaptırdık. 21 aydır cemevi karanlıktaydı. Morgu kullanamıyorlardı. Cenazelerini morga alamıyorlardı. Cem yapılamıyordu. Ama biz 21 aydır kapalı olan elektriği geçen perşembe günü düğmelerini açarak cemevini aydınlığa kavuşturduk. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Peki, paylaştığınız için teşekkür ederiz. İyi çalışmalar efendim. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi çalışmalar. Evet, 25 ve 26 Temmuz'da sevgili izleyiciler CHP kurultayı gerçekleşecek ve bununla ilgili de Diyarbakır İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gönül Özen'le konuştuk. Böylece noktalıyoruz efendim. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.